Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi buluşmasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçim öncesi müjdelerine bir yenisini daha ekledi. İşte o müjde. Bugün vereceğimiz müjdeler, ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı %9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal KOBİ kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı %4,75'tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir. Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma, dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri, paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir. Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı %9,75 ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz. Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. ...2016 yılında restorasyonuna başlanılan ve çalışmaların toplam maliyeti 70 milyon lira 358 yıllık yeni cami, restorasyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Tüm dünya Müslümanlarına yeni camimiz inşallah hizmette unutulmayacak anılarla inanıyorum ki hep onları bu güzel mekanda ağırlayacaktır. Ya Allah, Bismillah. Cuma namazını da burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım Orman Bakanı Vahit Girişçi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un yaptığı duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma gerçekleştirdi. Namaz sonrası caminin açılışı için kurdele kesen ve açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Hanımefendiler, beyefendiler, bugün bir cuma bayramındayız. Ve böyle bir bayram gününde
hamdolsun uzun bir süredir tadilatı, tamiratı, restorasyonu devam eden yeni camimizi yenilemiş oluyoruz. Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki yeni cami inşaatı 1665'te Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan yeni cami restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Bütünüyle elhamdülillah camide namazımızı eda ederken şöyle kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir yeni caminin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm. Ya Allah, Bismillah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya toplu açılış törenine katıldı. Sevgili Antalyalılar, sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Erdoğan, her köşesiyle Antalya ile hasret gidermeye geldik dedi. Her köşesiyle Antalya ile hasret gidermeye geldik. Erdoğan, geçtiğimiz ay aşırı yağışlar sebebiyle sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Geçtiğimiz ay aşırı yağışlar sebebiyle sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerimizdeki vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaketin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla olaya müdahale ettik. Ardından da yaraları saracak adımları süratle attık. Sağ olsun bakan arkadaşlarım, gerek Sayın Soylu, gerek Vahit Kirişçi anında bölgeye ulaştılar. Ve orada hemen AFAD'la, Kızılay'ımızla, her şeyimizle orada devletin varlığını ifade ettik. Yani kardeşlerimizi o felaketin içinde yalnız bırakmadık. Kumluca'da 1000'in üzerinde haneye, Finike'de 226 haneye, Demre'de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 iş yerine de nakdi destek sağladık.
Zarar gören 1615 araç içinde sahiplerine maddi yardım yaptık. Sel felaketinde zarar gören 11.755 dekar tarım alanı için 2.769 çiftçimize 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduk. Tarım sigortası olanlar da zararlarını buradan karşılayacak. Toplamda 6.534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Kumluca şehir merkezindeki selin en önemli sebebinin dere yatağı üzerinde inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını hemen açtık. Kalanlarını da üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla birkaç ay içinde açacağız. Buradan sizlere meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerimizde yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakla buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Antalya Havalimanımızı daha önce zaten büyütmüş ve modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni bir adım attık. Turizm şehri Antalya'nın belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Antalya'mıza, Antalyalılara hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Yüklenici firmalar arasında Kalyon Holding'inde bulunduğu Dudullu Bostancı metro hattının açılış töreni yapıldı. Töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldı. Metro yapılmasın da Avrupa da seni kıskanmaya başladı, söyleyeyim valla. Çok da sızıntı da yok. Yalıtım çok güzel. Şöyle, genelde çok sızıntı oluyor onlarda. Şöyle abi onu da söyleyeyim. Mahmut Bey, Necdetköy hattında açtık. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu da çok büyük. Ya biz denetim ekibimiz çok güzel çalışmışlar. Orada Yıldız durağımız tam 73 metre derinlikte. İstanbul'un en derin istasyonu orası. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız dedi. Bu memleket kolay kurulmadı. Bu memleket kolay kurulmadı. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. İstanbul, evet, kadim bir kent, evet. İstanbulluya hizmet etmek, Türkiye'ye, dünyaya hizmet etmektir. Evet, bu konularda yetkiyi veren İstanbullu, yetkiyi alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın.
Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Havanın soğuk olduğunu biliyorum. Dolayısıyla izin verirseniz sözlerimi burada keseyim. Hiç endişe etmeyin. Birlikte hak için, hukuk için, adalet için mücadele edeceğiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Muğla 3. Olağan Kongresi'nde konuştu. İYİ Parti lideri Akşener, partililerine seslendiği konuşmasında seçimlerde birinci parti olacaklarını vurguladı. İşte 2023, bütün bu şartlarda 2023'te yapılacak o seçimi kazanmak zorunda olduğumuzu bilenleriz. Onu kazanmak zorunda olduğumuzu bildiğimiz için, milletimizin geleceği için bu iradeyi koymak mecburiyetinde olduğumuzu bildiğimiz için, buna inandığımız için, geçmişimiz bugüne kefil olduğu için biz bu işi başaracağız. Vallahi başaracağız, billahi başaracağız. Biz başaracağız. Hem de biz başaracağız. İddia ediyorum. Bu seçimi alacağız. Ve bu seçimden Başbakan Meral diyorsunuz ya, Başbakan Akşener diyorsunuz ya, niçin başbakanlığa aday olduğumu anladınız mı? İşte bu bir feragattır. Ama aynı zamanda bir iddiadır. Sizden istediğim şudur değerli arkadaşlarım. Birinci parti çıkacağız, ben de başbakan olacağım. Var ya bir türkü, minnet eylemem, biz minnet ellemeyenleriz. Ondan bundan bir şey istemeden kendimiz, irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız inşallah. Size inanıyorum, size güveniyorum. Ve sizlerle beraber olduğum için, genel başkanınız olduğum için, özellikle İYİ Parti'nin bir mensubu olduğum için, İYİ Parti'nin bir neferi olduğum için, senin gibi gençlerin anası olduğum için, senin gibi gençlerin yarını için ne gerekirse yapacağımı sana bildirmek için inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de gurur duyuyorum. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Sizinle olmaktan gurur duyuyorum. Allah her birinizden razı olsun. Az kaldı, elinde çok az kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak şunları söyledi. Artık seçime sayılı günler kaldı, biz hazırlıklarımızı tamamladık. 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana siyasi akımları temsil eden 6 partimizin sayın genel başkanları dün bir araya geldi. Önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Hazırlanan geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca 6 partinin sayın genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çoğunluğu elde edebilmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına da karar verdi. Ve yine ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için genel başkanlar arasında istişarelerin başlatılması kararı da alındı. Milletimiz altılı masanın hedefe kararlı adımlarla yürüdüğünü bir kez daha gördü. Şunu herkes bilsin. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek, seçimlerden sonra da hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönem başlayacak, erken seçim tartışmalarının başladığı şu günlerde liderler önemli bir kere bir adımı, bir karar daha aldılar. 6 Nisan'dan önce yapılacak bir erken seçime 6 parti olarak destek verilecek. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim erken seçim değil, siyaset mühendisliği olduğu için desteklenmeyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik haksızlığa, hukuksuzluğa karşı 6 partinin gösterdiği dayanışma da demokrasimiz adına çok değerlidir. Bizler ülkemizin üstüne çöken kara bulutları dağıtmaya kararlıyız. Ülkemizin geleceğinin yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksullukla karartılmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin, adaletin, demokratik hukuk devletinin, temiz siyasetin ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde yeni bir başlangıcın yılı olacak. Biz hazırız. Kato kahramanı şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın şehri Tokat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ağırladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Türkiye Yüzyılı başlıyor, 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında Tokat'a geldi. Tokat programına Hıdırlık Sosyal Tesislerinde düzenlediği basın toplantısıyla başlayan Bakan Akar, terörle mücadelede son durumu aktardı. Bakan Akar, Türkiye-Rusya-Suriye görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı. Bu memleketi, bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz, şehitlerimizin kanları. Bunu bileceğiz. 2500 seneden beri Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişinden beri buradaki mücadele devam ediyor. İşte Danişmetler, Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet. Bugünlere geldik. Günlere nasıl geldik? Mücadeleyle geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Yani bu konuda yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta hudutlarımızın güvenliği var, diğer tarafta da yurt içinde ve sınır ötesinde yaptığımız terörle mücadele faaliyetleri var. Ve bu konuda biz son derece kararlıyız. Bir, hudutlarımızın her zamankinden çok daha kontrollü bir hale geldi. Kuvvetli bir hale geldi. Bugün artık öyle sınırlardan gelip geçmek böyle mümkün değil. Çok ciddi oraya yatırımlar yapıldı. Duvarlar, hendekler, tel örgüler, elektrik, elektronik sistemler, gözetleme, dinleme vasıtaları, araçlar, zırhlı araçlar. Ve dolayısıyla orada arkadaşlarımız büyük bir fedakarlık ve kahramanla hudutlarımızı korurken, yurt içinde kökü kazınan, kazınmakta olan teröristlerin yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanmakta. Onların bütün korunakları, barınakları, sığınakları, inleri Mehmetçik tarafından başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Ve inşallah en son terörist etsa getirinceye kadar bu mücadele devam edecek. Ve inşallah asil milletimiz bu 40 yıldan beri başına bela olan bu musibet olan musibetten kurtulacak. Bakan Akar programına şehit ve gazi yakınlarıyla öğle yemeği, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret, AK Parti Tokat İl Teşkilatı ile buluşma ve tarihi Sulu Sokak gezisi, esnaf ziyareti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı ziyareti ve gençlik buluşmasıyla devam etti. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Bir selam var üzerimde tamam. Anne benim de şimdi çıkıyor. Rahatlar. Sağ ol. O hakkaniyetle baktığımız zaman her iki taraf da sırf iktidara, birisi iktidarını korumak için, diğer tarafta iktidara gelmek için bunları söylüyor. Peki diğer taraftan biz Türkiye'nin ekonomisine baktığımız zaman bu uygulamaları bu ekonomi kaldırır mı? Asla kaldırmaz. Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası eski başkanı iş insanı Feridun Irak, World Türk TV'de Zeki Yiğit'in hazırlayıp sunduğu Seçime Doğru adı programına konuk oldu. Programda seçim sürecini ve Van'daki parti çalışmalarını değerlendiren Irak, Van'ın sorunlarını canlı yayında ele aldı. Her tabii ticaret taşımacılık ya ticaretin en önemli faktörüdür. Siz taşımacılığı sorunu çözemediğiniz sürece ticareti geliştiremezsiniz. Evet. Şimdi vatandaş hadi uçağa diyorsunuz, geliyor. Kartını da kestiniz, verdiniz. Hatta ön kapıdan ya da arka kapıdan da uyarısını yaptınız. Adam apronar çıkacak, kapı kapalı. Evet. Bakın buradan alıp o kapıyı arada insanları sıkıştırıp bekletiyor. Tuvaletler, lavabolar rezalet içinde. Bakın
Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da yolculuk yapmışsınızdır. Evet. Havaalanlarında devamlı temizlikle ilgili emekçilerin hep görürsünüz değil mi? Evet. Ya makinalarla temizlik yapıyorlar ya ellerinde süpürge. Siz hiç Van havaalanında temizlikçi gördünüz mü? Yok, hiç denk gelmedim. Ne ara temizlikçi? Temizlikçi mi yok? Var. Ne ara temizleniyor bilmiyorum. Böyle. Benim ihtiyacım olduğu halde günlerce yer bulamadığım halde, hatta hastasını götüremeyecek onlarca insana şahit olduk. Doktora yetiştiremeyen insanlara şahit olduk. Bir tane ek sefer koyduramıyorsa o da benim siyasetçimin, kusura bakmasın, beceriksizliğidir. Van'ın eğitim, sağlık ve diğer sosyoekonomik konularda Türkiye sıralamasında sonlarda yer aldığını söyleyen Irak, siyasilere yüklendi, bunun nedeni siyasilerdir dedi. İnsani gelişmişlikte 81 ilin içinde 78. sırada. Kişi başı milli gelirde, gayri safi yurt içi hasılada 81 il içinde 79. sırada. Bu kadar geriye düşmemizde herkes payına düşeni almalıdır. İlk başta siyasetçiler almalıdır. Adayları siz belirliyorsunuz. Halka halkın hakkı olan belirleme hakkını vermiyorsunuz. Evet. Belirleyen sizsiniz. Evet. Ya belirlediğiniz zaman hiç olmazsa bunların içinde birkaç tanesi memleket meselelerine kafasını yoran, memleket meselelerine çözüm arayan insanlardan olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kepsut'ta devreye aldığı ileri biyolojik arıtma prosesli atık su arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. İleri biyolojik arıtma tesisinin farklı bir prosesi olan sabit film entegre aktif çamur sistemine sahip olan 22 bin kişi ve 3300 metreküp kapasiteli olarak inşa edilen tesiste atık sular bitkiler vasıtasıyla arıtılacak. Tarımsal sulama kriterlerine uygun bir şekilde arıtılarak geri kazanılacak sular Keptus'un tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacak. Suya sahip çıkmak için öncelikle atık suların iyi yönetilmesi gerektiğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürlüğü İzzet Günal, BASKİ'nin 2019'a kadar 24 atık su arıtma tesisiyle şehre hizmet verdiğini belirtti. Gel başkanım, 2019'da geldiğinde suyu ve atık su yönetiminde ne yapmamız gerektiği noktasına kendisine bir briefing verdiğimizde dedi ki hiçbir yerimizde atık su sorunumuz kalmaz. Geldiğimiz noktada da 45 tane atık su arıtma tesisimiz 2,5 milyon insana hizmet edecek. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, tesisin Kepsut'a kazandırılmasına emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tesisin buraya yapılmasına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ve inşallah Kepsut'ta böyle bir güzel tesisle biz artık çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu gösteriyor. Kepsut Kaymakamı Harun Arslan Argun, belediyeciliğin insan olduğu kadar doğaya da yatırım yapmak olduğunu vurguladı. İnşallah bu tür yatırımların hem Kepsut'umuza hem Balıkesir'imize hem tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılışı gerçekleştirilen atık su arıtma tesisinin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu söyledi. Gerçekten güzel bir açılış yapıyoruz. Bu tesisimiz Türkiye'deki ilklerden biri. Bugün hamdolsun Kepsut'umuz da Türkiye'ye örnek. Evet, yapılabiliyormuş, böyle güzel bir arıtma olabiliyormuş. Şehrin içinde daha az metrekarede, daha kullanışlı ve herkesin gelip ziyaret edebileceği nitelikte bir tesis yapılabiliyormuş. Bunları şehrimizin çok farklı noktalarına kazandırmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kepsut'umuz için çalışıyoruz. Balıkesir için çalışıyoruz. Eserlerimiz, mühürlerimiz. Teşekkür ederiz İsmail Cankul. Emeğine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent trafiğini daha konforlu, güvenilir ve afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü şiddetli yağış sonrası biriken yağmur sularının rüzgarların taşmasına neden olduğu Etimesgut İstasyon Caddesi'nde kalıcı çözüm üreterek 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalatı yaptı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise bölgede inşaat, asfalt ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak caddeyi trafiğe açtı. Yıllardır trafik çilesinin yanı sıra altyapı sorunlarının da yaşandığı Etimesgut İstasyon Caddesi'nde 4 Ağustos tarihinde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan ve selle su baskınlarının önüne geçecek çalışmalar tamamlandı. ASKİ Genel Müdürlüğü 3 ayrı noktada büyük deşarj yağmur suyu hattı imalat çalışması kapsamında yaklaşık 6 kilometre atık su ve 4 kilometrede yağmur suyu hattı döşedi. ASKİ ekipleri 19 noktada cadde ve sokak kesişimine sel kapanı adı verilen büyük ızgaraları da yerleştirerek 58 noktada ise küçük ızgaraların montajını yaptı. Dev bir yatırımla ortadan kaldırılan altyapı sorunu 162.994.922 lira maliyetle tamamlandı. Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen kaldırım ve asfalt çalışmalarıyla cadde daha konforlu hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin gece ve gündüz yoğun mesai harcadığı asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar esnasında zarar gören ve mevcut sorunların bulunduğu kaldırımlarsa Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı toplam 239.705.012 lira maliyetle asfalt, inşaat ve kaldırım çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir yol yapıldı buraya. Allah bin kere razı olsun. Ankara'nın sorunlarını bilerek bu göreve gelmiş. Belediyenin parasını hizmet için yapıyor. Yani açık ihale var. Biz bunu gençler olarak mesela ilk defa görüyoruz. Çok güzel oldu. En azından trafik rahatladı. Görülmemiş bir hizmet yani. Esnaf olarak çok teşekkür ediyoruz. Aldığımız müşteriler de gayet memnun. Etimesgut ve Sincan ilçelerinin kangrene dönen trafik sorunu, köprülü, katlı kavşak çalışmaları ve yeni yollarla çözüldü. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 9 kilometre olan ve 4 demiryolu geçiş köprüsüyle bir alt geçitten oluşan İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar Projesi'ni 126 milyon liraya tamamladı. Alternatif Bulvar Projesi ASKİ'nin altyapı çalışmaları ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın asfalt ve yol boyama çalışmalarıyla birlikte İstasyon Caddesi'nde yapılan imalatların toplam maliyeti 528.699.934 lira oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kent projeleri dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve Türkiye'de alanında ilk olan akıllı ihbar sistemi, Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından yürütülen Dijital Etki Birliği çalışması kapsamında bu yıl dünya genelinde önerilen ilk proje oldu. Yapay zeka destekli akıllı ihbar sistemi, dijital algoritmaların kamu hizmetlerinde kullanımı başlığıyla dünyaya örnek olarak tanıtıldı. İzmir ile Türkiye'nin yer aldığı raporu bu yıl Sırbistan'da girdi. Diğer proje ile kamu kurumlarının yazılım algoritmalarının kullanımı hakkında farkındalık yaratılması için yazılım algoritmaları ve halka açık servisler raporu hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı akıllı ihbar sistemi bu raporda başarılı uygulama olarak ilk sırada yer aldı. Rapora dl.global sayfalarından ulaşılabiliyor. Diğer projesi dünyadaki dijital dönüşüm çabalarının araştırmak ve örnek projelerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için oluşturuldu. Projeyle güvenilir kapsayıcı dijital politika ve uygulamaların arttırılması amaçlanıyor. Birleşmiş Milletler Vakfı bu projeyi Bill Melinda Gates Vakfı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ile UKAİT Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu İşbirliği ile yürütülüyor. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli genelinde uygulanan meydan, bulvar, köprü ve caddelerin duvar zeminlerine resim uygulama çalışmaları vatandaşlardan ilgi görüyor. Bu derince harikalar sahili girişinde bulunan alt geçidin duvarlarına akvaryum görselleriyle resim uygulaması yapıldı. Bulunduğu bölgeye görsel anlamda zenginlik katan resim uygulaması vatandaşların da beğenisini kazanıyor.
Çalışmayla vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı Derince Harikalar sahili girişinde bulunan alt geçidin duvarlarına yapılan rengarenk akvaryum görselleri uygulamasıyla bölgeye görsel zenginlik kazandırdı. Kocaeli Genelinde hayata geçirdiği üst yapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşımda yol konforunu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güzel Şehrim Kocaeli projesi kapsamında uyguladığı resim çalışmalarıyla şehrin estetiğini de güçlendiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında şehre kazandırılan hizmetleri ve çalışmaları basın mensuplarına değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Başkan Altay, göreve geldikleri günden bugüne kadar Konya'yı çok daha güçlü yarınlara taşımayı, sahip oldukları tüm birikimleri diri tutmayı ve bu şehri bu değerler etrafında ihya etmeyi en önemli öncelikler arasında gördüğünü belirtti. Yolun bir gayret gösteriyoruz. Ey Konya halkı, can şehrinde doğduğunuzu bilin. Bu şehir Hüma kuşunun yuvasıdır. Siz de zamane kuşlarına benzemeyin. Hüma kuşları gibi yaratılış aleminde ve halkın içinde uçun. Çünkü siz Hümasınız. Başkan Altay toplantıda 2022 yılında hayata geçirilen ve hali hazırda devam eden, sosyal destek alan 1108 konuta doğalgaz bağlanmasından 107 yeni otobüse, Büyük Larende dönüşümlerinden Alaaddin Caddesi'ndeki binaların dış cephelerinin yenilenmesine, kanalizasyon master projesinden ilçelere kazandırılan atık su arıtma tesislerine, Konya'ya kazandırılan spor tesislerinden yaklaşık 7,5 milyar liralık Darülmülk projesine, Mevlana Çarşı ve Altın Çarşı'dan Millet Bahçesi'ne, Konya Yeni Sanayi Sitesi'nden Sille Cephaneliği'nin taşınmasına, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nden 31 ilçedeki yol çalışmalarına, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na, spordan eğitime, sosyal ve kültür faaliyetlerine kadar birçok başlığın yer aldığı hizmeti detaylı şekilde anlattı. Başkan Altay konuşmasının sonunda basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı. Göreve geldiğimiz günden bugüne Konya'mızı çok daha güçlü yarınlara taşırken sahip olduğumuz tüm birikimleri diri tutmayı ve şehrimizi bu değerler etrafında ihya etmeyi en önemli önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bir yandan Türkiye'nin en büyük dönüşüm projeleriyle şehrimizin kadim ruhunu yeniden keşfediyor. Bir yandan da vizyon çalışmalarımızla Konya'mızı masmavi ufuklara taşımaya devam ediyoruz. Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası, rekoru kırılan Van'da, yöreye özgü farklı ürünlerle hem göze hem mideye hitap eden Van kahvaltısının UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine alınması yapılan çalışmalar sonuç verdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, konunun değerlendirmeye alındığı belirtilerek, Van kahvaltısının Milli Komisyonumuza iletilen ilgide kayıtlı yazınızda belirttiğiniz Haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesine ilişkin talebiniz UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi tarafından değerlendirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı komitemizde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde bakanlık konuya ilişkin bilgilendirilmiş, Haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan edilmesi değerlendirilmiştir. Yönetim kurulunda alınan karar doğrultusunda sürecin icracı kurum olan Dışişleri Bakanlığı tarafından takibi uygun bulunmuştur, denildi. Sıra sıra örneklerle bunu ilerleteceğim. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki gelişimine katkı vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Merkez Efendi Belediyesi, girişimci kadınların girişimcilik kapasitelerini tasarım ve renk odaklı güçlendirmek için eğitim vermeye başladı. Rengi soft kullanmalıyım. Merkez Efendi Belediyesi bu kapsamda Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nde stand açan kadınların ürün tasarımı anlamında gelişimlerine katkı sağlamak için Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde tasarım odaklı düşünme eğitimleri verildi. Merkez Efendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Zeynep Elif Çeşme gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara estetik algı, renk seçimi, tasarımda estetik algı, tasarım nedir ve renk uyumu konuları hakkında bilgiler verdi.
katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilen eğitim katılımcılara sunuma dahil olduğu bir süreçle tamamlandı. Benim sizden istediğim, ben bunları hazırladım ama arkadaşlarımla birlikte sizin bunları... Kadınların hem ekonomik hem de eğitim anlamında güçlenmesini sağlayacak eğitimler gerçekleştirdiklerini belirten Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, girişimci kadınlarımızın her daim yanlarındayız ifadelerini kullandı. Ülkeler tıp sektörünün gelişimi için birleşti. Van İşgem'in ev sahipliğini yaptığı, sağlık sektöründe yabancı girişimcilerin geliştirdiği cihaz ve ürünlerin sergilendiği, Uluslararası Tamamlayıcı Tıp, Alternatif Tıp, Medikal Festivali düzenlendi. İran başta olmak üzere birçok ülkenin destek verdiği projede girişimciler, geliştirdikleri ürünleri sergiledi. Festivalde konuşan Van İşgem Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, festivalle ilgili bilgi verdi. Türkiye'den gelen iş fikirlerini dinleyeceğiz. Yabancı misafirlerimizle tanışacağız. Bunlar bizi çok çok heyecanlandırıyor. Tabii Van'ın herhalde artık dünya çapında işte kedisini, kahvaltısını, turistik yerlerini, kadim medeniyetini herhalde bilinen bir durumdur. Ancak dünyanın teknolojiyle kalkındığını düşünürsek, ülkemizin doğusunda, Van'da teknoloji geliştirmenin önemini de gözden kaçıramayız diye düşünüyorum ben. Ayrıca festivalde söz alan Tahran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nili Ahmedabadi, amaçlarının bitkisel ürünlerle alternatif tıbbı tüm dünyanın hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Bu yüzden Van'da İl Jandarma'nın 12 eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda toplam 21 şüpheliye adli işlem yapıldı, gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı. Açıklama Van Valiliğinden yapıldı. Açıklamada il genelinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik 12 ayrı adreste arama faaliyeti yapıldığı belirtilirken aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi. Hakkında işlem yapılan 10 şüphelinin tamamı tutuklanarak Van T tipi cezaevine teslim edildi.